28 Nisan 2023 Cuma İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Bu arada Cuma Bursa tahminlerimizin YouTube kanalımızda olmayacağını belirtelim. Cuma günü yoğun program kalabalığından dolayı YouTube için bir yarış seçtik. Bunu da yağış durumundan dolayı İstanbul'dan yana kullandık. Bursa'da perşembe ve cuma günü yoğun yağış olacağı için pistlerin değişme ihtimali çok yüksek. İstanbul'da ise cuma günü yağış yok. Pistlerin değişme ihtimali daha az olduğu için İstanbul programını tercih ettik. Bursa için kısa yorumlar ve altılı şablonlarımız yarış günü WhatsApp listesine paylaşılacaktır. Şimdi İstanbul tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda genel olarak süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği ekürilerden 2 numaralı Hopa'dan alacaktır. Dış kulvardan doldurarak gelip tempoyu belirleyecektir hafif süratli ön grup atlarının, öndeki safkanı zorlayıp tempoyu yükselteceklerini düşünmüyoruz. Bu durumda ekrilerden 2 numaralı hopadan, çıktığı gibi bitirebilir. Net favorimizdir. Bizce tek rakibi 1 numaralı çağlayan şelale olabilir. Bu safkan son iki yarışında az farklarla kazanmış ve zorlanmış gibi gözüküyordu. Fakat gücü ve potansiyeli çok daha fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Özellikle iyi form durumu devam ederken bu şartlarda yine değerlendirmemiz gerekir. Ağır tempolu gidişatta düzlükte öndeki atı yakalayıp geçme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Hopa'dan çok dirençli bir isim olduğu için ön plana aldık. Eğer Hopa'danı önde hafif zorlayacak bir isim çıkarsa düzlükte yine Çağlayan Şelale gruba hakim olup kazanabilir. 8 numaralı Toprak Tutkusu son yarışında sprintte gecikmişti. Bugün ağır tempoda ne yapacak bilemeyiz ancak, son idman görüntüsüne istinaden bugün bir şans daha vermek istedik. Sağlam kuponlara ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 1, 8 şeklindedir. İkinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışı, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 5 numaralı El Transcante brico, son yarışında iç kulvarı tercihleyince dışından gelen rakibine yapabileceği bir şey kalmamıştı. Binicisinin de o gün için çok güvendiğini ancak yanlış tercihlerden dolayı kaybettiğini söyleyebiliriz. Bugün benzer rakipler yanında Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak. Bu kez kazanmaya yakındır. Net favorimizdir. İlk rakibi bizce 8 numaralı Marsilyalı olur. İstanbul'da hazırlanıp Kocaeli pistinde yarışan bu safkan, bu kez sevdiği şartlarda yarışacak. Ayhan Kurşun talimatı ile takı değişikliğine gidildi. Bugün çok farklı koşup kazanabilir. İkinci sıradan yazalım. 3 numaralı Como Estas, form durumunu ve genel görüntüsünü beğendiğimiz bir isimdir. Son yarışında kaçarak başarılı olmayı denedi ama son düzlükte erken pes etti. Bugün takı değişiklikleri ve Müslüm Çelik tercihi görmekteyiz. Çok farklı koşabilir dikkat edin. 10 numaralı Winter Mile bu koşuda son sıradan önereceğimiz isimdir. İdmanlarında farklılaşan Buta'yı takibe almanızı öneririz. Çok iyi görüntüsü ile bugün de iddialı olabilir. Sağlam kuponlara ekleyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 5 8 3 10 şeklindedir. Üçüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 4 yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bizim bu koşudaki favorimiz, yarış tempolarından dolayı 5 numaralı Karkız olacaktır. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. 5 numaralı Karkız, bilinen stili ile liderliği kolayca alacaktır. Hafif süratli bir rakibi bile olmadığı için, rahatlıkla temposunu kurabilecektir. Mesafe limitleri olsa da bu tempoda mesafeyi kısaltma imkanı olacağı için çıktığı gibi bitirme ihtimali var. Bu sebeple ilk sıradan yazalım. Eğer mesafeyi çıkaramazsa önlerde yarışı sürdüren atlardan 6 numaralı Pür Dikkat ve 7 numaralı Lega Lady şanslı olacaktır. Bu iki atı rakip olarak yazarsak 3 atla burayı muhtemelen geçebiliriz. Kalan rakiplerinin bu şartlarda eksik yönleri var dolayısıyla bu üç atı birden geçebileceklerini pek düşünmüyoruz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 5, 6, 7 şeklindedir. WhatsApp aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 4. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 yarışı 1900 metre çim pistte koşulacaktır. 5 numaralı torhantay, gruptan farklı bir isim. Fakat beklentilerin altında koşarak güvenenleri sürekli yanıltıyor. Grup bugün çok uygun fakat mesafe ve pist durumundan dolayı tek olarak güvenmek riskli olabilir. Yine de kalitesinden dolayı ilk sıradan yazalım. 6 numaralı A Turbo ve 9 numaralı Cesur Buğra, bugün iyi koşması beklenen isimlerdir. Bu atlatı kesinlikle ihmal etmeyin. 8 numaralı Hür Adam'a bugün dikkat edin. Mehmet Salih Çelik idaresinde, özellikle uzun mesafeli çim pist yarışlarında çok fazla birinciliği var. Bu birliktelikte 15'te 7 yaptıklarını belirtelim. Bu şartları çok seven 4 numaralı er savaş ara sonrası düzenli hazırlıklarla bu koşuya katılıyor nefes problemi yaşamayacağını ve üst sıralarda adını duyuracağını düşünüyoruz. Son olarak, tek birinciliğini 1900 Çin pistte alan 11 numaralı Taşkın Kadir'i yazalım. Start problemi olsa da, boş kilosu ile ters bir yarış çıkarabilir. Yeter ki startta çok fazla kalmasın. Sigorta amaçlı sürpriz kuponlarda mutlaka olsun. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 5, 6, 9, 8, 4, 11 şeklindedir. 5. Koşu 4 yaşlı Arapların Handikap 15 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 10 numaralı Ulu Erkan alacaktır. Çok süratli bir rakibi yoktur fakat çim pistten dolayı bugün önlerde yarışı götürecek olan iki rakibi olacak. 2 numaralı Mahnifik, liderliği alan olmadığında önlere hamle yapan bir isim. Fakat çim pistte üzerinde vedat varken, mutlaka öne geleceğini ve ulu erkanın ensesinde olacağını düşünüyoruz. Bunlara 6 numaralı minnakta katılabilir. Yani yarış beklenenin biraz üzerinde bir tempoda gidebilir. Şimdi bu koşuda kalite olarak çok farklı duran bir isim var. Öncelikle bu ismi değerlendirelim. 1 numaralı sülot ercan, geçen yıl çok ciddi rakiplerle mücadele etmiş ve başarılı yarışlar sergilemiştir şu anda 111 handikap puanı olan Deniz Efe gibi bir atı yarış içerisinde kolay geçtiğini belirtelim. Sülot Ercan, uzun ara sonrası sabırla beklediği için piste çıkacak. Her zamanki binicisi Akın Sözen idaresinde yarışacak. Uzun zamandır düzenli idmanda olduğunu ve form tuttuğunu biliyoruz. Rakiplerine bu kiloyu da rahatlıkla verebileceğini düşünüyoruz. Bizce nefes problemi yaşamazsa bir numaralı Sülot Ercan kolay bile kazanabilir. Net favorimiz ve alternatif banko adayımızdır. Eğer nefes yapar veya herhangi bir nedenden dolayı kötü koşarsa bizce 3 numaralı Kılıç Çehmet kazanır. Bu safkanda son çim yarışında oldukça iddialıydı. Son düzlüğe girilirken sprint kulvarını bulmakta gecikince iç kulvara girmek zorunda kaldı. Buradan yaptığı atakları ile ikinciliği kurtardı. Bugün dış kulvarı tercih eder ve yerinde yürürse kazanabilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşuyu da 1 ve 3 sıralaması ile geçelim. 6. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 yarışı 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çim pistten dolayı öne çıkardığımız birkaç isim var. 8 numaralı Urfa Aslanı, grubun en güçlü atlarından biridir. Özellikle yarış çimde olacağı için, ciddi rakiplerine göre biraz avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Mehmet Kaya bu aralar formsuz olmasına rağmen, ilk sıradan Urfa Aslanı'nı öneriyoruz. 6 numaralı Mr. Big Shot, hayatının ilk çim pist yarışını kötü koştu. Sonrasında güzel bir seri yakaladı ve ilk üçten düşmedi. Biz ilk çim yarışını ölçü almıyoruz. Bugün çok iyi koşup kazanabilir. İkinci sıradan yazalım. 9 numaralı Wayne Kahn, mükemmel idman durumuna sahip bir isim. Ara sonrası yarışlar gördü. Bugün çok daha iyi koşabilir. Son olarak henüz kazanamamış olsa da 2 numaralı Aegean Bulu kuponlarımıza ekleyelim. Potansiyeli çok yüksek bir isimdir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 8, 6, 9, 2 şeklindedir. 7. Koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, kısa vade 8 yarışı, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 7 numaralı Time to Shine, uzun ara sonrası bu yarışa katılacak. Faka hem ağır tempolu yarışları, hem de dinçlik yarışlarını çok seviyor. Zaten sentetik pistte kalitesini kanıtlamış ve henüz geçilmemiş bir isim. Karataş idaresinde, bu rakipleri geride bırakabilir. Alternatif banko olarak yazılabilir. Burada çekindiğimiz iki isim var. Birincisi 8 numaralı Bonnie Bomb'dur. Çok formda ve rakip tanımaksızın mutlaka etkili oluyor. Gökhan Kocakaya idaresinde 13'e 8 yapan bu atı rakip olarak yazalım. Bir de 5 numaralı Jack Sparrow'dan bugün etkili bir yarış bekliyoruz. Bu atın AGF oranı çok düşük çıkacaktır. Buradaki rakiplerinin birçoğuna son zamanlarda geçildiği için, bugün muhtemelen şans verilmeyecek. Ancak ağır tempolu gidişatta, özellikle güçlü sprint er isimlerde ağır kiloda olunca, bu ata şans vermek gerektiğine inanıyoruz. Eğer liderliği alır ya da ilk iki sırada ağır tempoda yarışı sürdürerek düzlüğe çıkarsa, bariyere yapışıp yakalanmadan bitirebilir. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 7, 8, 5 şeklindedir. 8. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışı 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı Ekaraş son idman görüntüsünde çok iyiydi. Çim pisti ve kaba kumu çok koşacağını net olarak söyleyebiliriz. Sentetik'te de aynı performansı gösterebilirse bugün kazanabilir. İlk sıradan yazalım. Antalya'da koşup İzmir'de hazırlanarak buraya gelen 4 numaralı Faithful Sprite çok ciddi hazırlıklara sahip mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. Kesinlikle ihmal etmeyin. 5 numaralı Flatios, 7 numaralı Wheel of Time, 8 numaralı Zagora Bianca, 9 numaralı Espiritu ve 10 numaralı Fetetuka, sağlam kuponlara yazılması gereken diğer isimlerdir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 şeklindedir. 9. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 9 yarışı 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Günün son koşusundaki favorimiz 15 numaralı Special Of Horses olacaktır. Ara sonrası yarış gören kaliteli safkan, düzenli hazırlıklara sahip. Son yarışlarında mesafenin bir tık uzun geldiğini düşünüyoruz. Bu kez mesafede kısalıyor. Özcan Yıldırım idaresine önlere yakın gidip etkili düzlük sprinti ile kazanabilir net favorimizdir. Bizce tek rakibi 9 numaralı Prenses Silvestre olabilir. Ara sonrası dinçlik yarışını kazanmıştı. Son yarışında performans düşüklüğü beklemek normaldir. Bugün çok daha iyi koşup kazanabilir. İhmal etmeyelim. Günün son koşusunu da 15 ve 9 sıralaması ile geçelim. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.